Doktor Mustafa Ünal bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Bugün bu hafta içerisinde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ilgili çok güzel iki tane haber peş peşe verdik. Bunlardan bir tanesi de bugün sonuçlanan bu Türkiye'nin 3. çift kol nakli ameliyatı. Biraz bununla başlamak istiyorum. Buna bir değinebilir misiniz efendim? Bizim organ nakli merkezimizin başarılarına artık söylemeye gerek yok. Alıştık. Antalya halkı da alıştı. Tüm Türkiye de alıştı. İki gün önce 48 saat içerisinde 11 tane organ nakli yapmıştık. 3'ü karaciğer, 7'si böbrek, 1'si de pankreas. Tam bununla ilgili iyi güzel şeyler konuşurken arkasından da bir çift kol nakli bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz buradan. Bir bağışı çıktığı için Ömer Özkan hocamız tarafından bir operasyon yapıldı yine ekip tarafından. Aşağı yukarı 10.5-11 saat süren bir nakildi. Hastamızın sağlığı da oldukça iyi. Organ nakli merkezimiz bildiğiniz gibi Türkiye'nin en önde gelen nakil merkezlerinden bir tanesi. Adeta bir okul. Evet. Birçok başka üniversitelerden, hastanelerden öğretim üyelerine gelip bir süre durdukları, eğitim aldıkları ya da bizim kendi merkezimizde yetişmiş ve çalışmış bazı hocalarımızın başka merkezlere gidip çalıştığı, yani sürekli olarak eğitim açısından da aktif olan bir merkez. Kendilerine biz teşekkür ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Yönetim olarak da zaten organ nakli merkezimize her türlü desteği veriyoruz. Ama bu noktada bence en önemli konulardan biri de tabii ki yeterli bağışçı sayısının olması. Türkiye'de maalesef bağış sayısı hiçbir zaman istediğimiz kadar olmadı, olamadı. Bilindiği gibi bu konuda birçok programlar, özendirici bilgilendirmeler yapıldı. Hatta Diyanet İşleri Başkanlığımız dinen de bağışın sıkıntılı bir durum olmadığını defalarca açıkladı. Ancak buna rağmen bağış miktarı istediğimiz kadar değil. Bizde yapılan ya da Türkiye'de yapılan nakillerin çoğu canlıdan verici nakiller maalesef. Kadavradan olanlar hala istediğimiz seviyede değil. Hocam şu anda vekil rektör olarak görevimizin başındasınız. Evet. Bu seçim süreci nasıl işliyor? Nasıl bir takvim izleniyor şu anda? Şimdi bizde olağanüstü bir durum oluştu. Normal şartlarda Haziran ayında rektörlük seçimleri vardı üniversitemizde. Ama bir önceki rektörümüzün görevden alınması nedeniyle olağanüstü bir durum ortaya çıktı. Vekaleten ben atandım. YÖK tarafından bir takvim belirlenecek. Belki Haziran beklenebilir normal seçim takvimi ya da daha önceki bir süre içerisinde de seçim olabilir. O konuda takvim tamamen Yükseköğretim Kurulu'nun inisiyatifinde. Bu süreç içerisinde de başka adaylar da kendi adaylıklarını açıklıyorlar. Mutlaka. Tabii. Bu bir yarış olacak, bayrak yarışı gibi. Aynen. Geçtiğimiz ay içerisinde siz de adaylığınızı açıkladınız. Evet. Bizim de katıldığımız bir basın toplantısında. Evet. Burada çok güzel projeleriniz, fikirleriniz vardı. Biraz da bunlardan bahsedelim efendim. Evet. Şimdi öncelikle bizim hedefimiz üniversitemizin bilimsel seviyesini yükseğe çıkartmak. Bilindiği gibi Antalya ismini duyduğumuzda bir marka değeri var Antalya'nın. İşte turizmde bir numara, tarım ve ziraatta da oldukça önemli bir yerde. Ama üniversite maalesef bu marka değerinin onlarla paralel olarak yükselemedi maalesef. Bizim bu konuda en önemli öncelikli hedefimiz bilimsel göstergelerimizi arttırıcı faaliyetlere destek vermek. Nasıl olacak bu? Özellikle öğretim üyelerimizin ya da öğretim görevlilerimizin, araştırma görevlilerimizin yapacakları bilimsel faaliyetlere destek vermek istiyoruz. Bu yayın olabilir, proje olabilir, patent olabilir, ürün olabilir. Bu konularda öğretim üyelerimize azami destek sağlayacağız. En önemli projemiz aslında bizim bu. Akdeniz Üniversitesi üniversite sıralamalarında 20'lerde genelde 20'li rakamlarda yer alıyor. Bizim hedefimiz Türkiye'de ilk 10, dünyada da ilk 500. Yani Antalya bunu hak ediyor. Tabii ki bu bir günde olacak bir şey değil ama uzun vadeli planlarımızı buna göre yapmamız lazım. Hedefleri koyarak, bunun için çabalayarak. Aynen öyle. Ve bunu da Antalya şehri hak ediyor. Ve bunu sağlayacak potansiyelimiz de var. Üniversitemizde çok kaliteli, çok yetkin bilim insanlarımız var.
İnşallah bu hedefte ilerlemek istiyoruz. Basın toplantınızda benim de dikkatimi çeken bir cümleniz vardı. Antalya halkı ve iş adamı, iş dünyasıyla biz bütünleşmek istiyoruz, evet, diye. Bu konuda bir eksiklik mi hissediyorsunuz? Bu konuda bir eksiklik hissediyoruz. Yani şu anda iş dünyasıyla yaptığımız zaman zaman görüşmelerde onlar da bu eksikliği belirtiyor. İş dünyasıyla ilişkilerimiz ya da Antalya halkıyla da olan ilişkiler biraz kopuk gibi gözüküyor. Hı hı. Yani sanki kampüs sınırları içerisinde hapsolmuş, dışarıyla çok bağlantısı olmayan bir üniversite havası var. Biz bunu kırmak istiyoruz. Bu nasıl kırılacak? İş dünyasıyla daha sık görüşmeler yapacağız. Sivil toplum kuruluşlarıyla bir takım görüşmeler yapacağız. İş dünyasının ihtiyaç duyduğu konularda danışmanlık hizmetleri ya da farklı açılardan daha aktif rol alma gibi öğretim üyelerimizin buna yönlendirilmesi. Biliyorsunuz teknokentimiz var. Evet. Teknokentin daha aktif ve işler hale getirilmesi ve iş dünyasıyla daha yakın bir ilişki içerisinde olmak istiyoruz üniversite olarak. Yani, hı hı, sınırları kaldırmak istiyoruz aslında bakarsanız gerçek manada, hı hı, üniversite sınırlarını. Peki öğrencilerle diyaloğunuzun kuvvetli olduğunu biliyorum. Evet. Hakikaten onlarla iyi iletişim içindesiniz. Hı hı. Vekaletten sonra eğer aslen atanırsanız neler yapmayı düşünüyorsunuz öğrencilerle ilgili ilişkileriniz bakımından? Şimdi bizim öğrencilerimiz biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden biri öğrenci sayısı olarak 60 bin civarında öğrencimiz var. Doğal olarak da öğrencilerin de kendilerine has birçok sorunları var. Mutlaka. Bizim şu an yaptığımız en önemli iş bu açıdan öğrenci temsilcilerini sık sık bizden randevu talep ettiklerinde sık sık dinliyoruz ve sorunlarını çözmeye, hı-hı, çalışıyoruz. İşte barınma ihtiyaçları var, yeni bir yurt planımız var, yemekhanede bir takım sorunlar, hı-hı, bildiriyorlar, onlara geri dönüş yapıyoruz. Ve şu ana kadar da iyi bir ilişki kurduk. Bugün bir öğrenci bir konuda mail atmıştı. Hemen şimdi söyleyeyim. Sonra ben ona geri döndüm. Konuyla ilgileneceğime dair. Hocam denildiği gibiymişsiniz, süpersiniz tarzında tekrar bana bir mail attı. Belki de inanmayabilirler sizin direkt cevap verdiğinize de. Belki ama benim kişisel mailime gelen bir istekti. Yani öğrencilerimiz, zaten bizim asli öğretim üyelerimizden sonra ikinci asli grubumuz tabii ki öğrencilerimiz. Eğitim için biz buradayız. Öncelikli amacımız, hedefimiz eğitim, araştırma. Akdeniz Üniversitesi'nin tıp fakültesi zaten bambaşka bir noktada. Evet. Sıralamada da yanılmıyorsam tıp fakültesi sizleri biraz daha ön sıralara biraz taşıyor. Biraz daha üstte, evet. Tıp fakültesi olan üniversiteler içerisinde biraz daha yukarıdayız, evet. Peki önümüzdeki dönemde üniversiteyle ilgili yapmak istediğiniz birkaç radikal değişiklik var mı? Şöyle radikal değişiklik denebilirim, bilmiyorum ama mesela bizim üniversitemizde ciddi manada bir kültür ve kongre merkezine ihtiyacımız var. Niçin? Çünkü Antalya bir kongre şehri aslında. İstanbul'dan sonra muhtemelen bir elimde herhangi bir araştırma yok ama İzmir ya da Ankara'dan daha fazla kongre, çalıştay, sempozyum yapıldığını ben tahmin ediyorum. Doğru. Bunlar genellikle otellerin bunun için ayrılan kısımlarında biliyorsunuz yapılıyor. Ama çoğu da şehrin dışında kalıyor. Şehrin dışında kalıyor. Şehirde bütünleşemiyor. Ve bir otel ortamında oluyor sonuçta. Biz bunu kendi bünyemizde, kampüs içerisinde yapacağımız güzel bir kongre ve kültür merkeziyle çözmek istiyoruz. Hatta eğer mümkün olursa yanına bile otelle bunu desteklemek istiyoruz. Zaten bizim turizm fakültemizin de bir uygulama oteline ihtiyacı var normal şartlarda. Hem onu çözmüş oluruz hem de böyle bir kongre merkezi hedefimiz var. Bu gerçekten ciddi ve güzel hedefler. Kesinlikle. Bunu mutlaka başarmak istiyoruz. Üniversitenin ihtiyacı var. Çünkü bizim kendi üniversitemizin düzenlediği çok sayıda kongre ve sempozyum tarzı faaliyetler oluyor. Bir de dışarıdan gelenlere de, hı hı, bu şekilde üniversite bünyesinde olduğu için dışarıdaki meslek gruplarını da ben tercih edeceklerini düşünüyorum. Peki öğrencilerin tercih edilebilmesi için Antalya'yı sadece şehir olarak değil de, evet, Akdeniz Üniversitesi'ni okumak istiyorum diye gelmeleri gerektiğini söylemiştiniz. Bunu, evet, biraz açar, evet, mısınız? Şimdi tabii üniversitemizin birçok fakültesi siz de biliyorsunuz oldukça kaliteli. Doğru. ÖSYM kitapçığını açıp baktığınız zaman taban puanlarımız birçok üniversiteye göre oldukça yüksek. Bunun bir nedeni Antalya olmasıysa diğer bir nedeni de Akdeniz Üniversitesi olması. Çünkü çok iyi bir eğitim, öğretim veren eleman kalitemiz var. Hı hı. Ve öğrenciler bu konuda tatmin oluyorlar. Diplomalarında Akdeniz Üniversitesi mezunu yazması onlar için bir ayrıcalık. Hı hı. Ve biz tercih edilebilirliği, eğitim kalitesini yükselterek daha da artırmak istiyoruz. Örneğin uluslararası öğrenci
çekmek istiyoruz. Uluslararası öğrenci sayımız bizim birçok Ankara'daki, İstanbul'daki üniversitelerden daha fazla. Ve bunu da daha fazla arttırabileceğimizi de inanıyoruz. Kesinlikle artacak. Ve dünyaya açılıp artık bir dünya markası olmaya. Dünya markası zaten uluslararasılaşma şu anda biliyorsunuz bütün üniversitelerimizin önemli hedeflerinden bir tanesi. Bizim de öyle. Ne kadar çok uluslararası bir saygınlığa sahip olursak o kadar iyi ve gelişmiş bir üniversite olacağımız anlamına geliyor. Peki hep biz öğrencilerden bahsediyoruz ama peki eğitimcilerin, öğretmenlerin sorunlarıyla ilgili bir çalışmalarınız olacak mı? Siz de sonuçta bir akademik ünvana sahipsiniz üniversitede. Hep biz öğrencilerin sorunlarından bahsediyoruz da peki eğitmenlerin sorunları nelerdir? Aslında biz kendi aramızda ondan çokça bahsediyoruz. Tabii siz daha çok öğrenci açısından belki bakıyor olabilirsiniz ama bizim kendi içimizdeki önemli konuşma tartışmalardan ya da mesailerimizden birisi de öğretim üyelerimizin ya da öğretim görevlilerimizin sorunlarına çözüm bulmak. Bu tabii çok yönlü. İşte ders yükü açısından tutun da sosyal imkanlar ya da aklınıza gelmeyen bir takım insani sorunlara kadar uzanan bir yelpaze. Bunların tabii bir kısmı üniversite yönetimiyle alakalı, bir kısmı da bizi de aşan Yüksek Öğretim Kurulu ile alakalı sorunlar olabiliyor. Onlar da çözüm getirme hedefindeyiz. Antalya'da peş peşe dünya çapında organizasyonlar oluyor. Şimdi önümüzde de bir expo serüvenimiz olacak. Expo'nun Antalya'ya neler katacağını düşünüyorsunuz? Expo en azından en başta şunu söyleyeyim. Antalya'nın bir dünya şehri olduğunun göstergelerinden bir tanesi. G20'yi biliyorsunuz çok başarılı bir şekilde Antalya tamamladı. Expo'da diğer bir önemli organizasyon. Üniversitemizden de öğretim üyelerimizin bir kısmı bazıları Expo'da danışmanlık yapıyorlar. Ve Antalya'nın ben gelişmesine çok katkıda bulunacağını düşünüyorum. Ve bu konuda emeği geçen hem bakanlığımıza hem de belediyemize teşekkür ediyorum. Sayın Hocam bir son 2 dakika, 3 dakika süremiz kaldı. Biz özetlemek istersek neler söyleyebilirsiniz? Önümüzdeki dönemle ilgili, düşüncelerinizle ilgili. Seçimlerde diyelim ki kazandınız. Bu hedeflerden de birkaç tanesinden bahsedebilir miyiz? Üniversitelerde ya da genel olarak yönetimsel süreçlerin olduğu kurumlarda en önemli şey adalettir. Adil bir yönetim tarzı. Bizim öğretim üyelerimize bu seçim sürecinde en çok söylediğimiz, tekrar ettiğimiz konu da bu. Adaletli, hakkaniyetli ve liyakata dayalı bir yönetim tarzı benimseyeceğimizi düşünüyoruz. Demokratik ve katılımcı, özgür düşüncenin hakim olduğu ve çağdaş bir eğitim seviyesine yükselmiş bir üniversite hedefliyoruz. İnşallah çalışmanızda biz de başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum misafir ettiğiniz için. Her zaman kapılarım sizlere açık hocam. Her zaman bekleriz. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum size. Çok teşekkürler. Evet sevgili seyirciler bu akşam da ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın sizlere daha güzel haberler verebilmek dileğiyle. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.